Şu anda saat sabah 9 neredeyse e, 10 oldu hatta diyebilirim. E, yeni kalktım ben daha az önce ve olaylarla birlikte uyandım. şimdi mikrofonu da şöyle biraz daha yakına çekeyim. Heh, şimdi e, öncelikle konu konu konuşacağız arkadaşlar. Bayağı söyleyecek şeyim var. Öncelikle video başlar başlamaz da olaylardan hemen dolayı dislike atanlar da olacaktır. E, atıyorsanız da atın yani diyecek bir şey bulamıyorum ben de. Ee, şimdi, arkadaşlar baya bir konudan bahsedeceğim dediğim gibi, biliyorsunuz hakkında ifşa videosu çıktı, ee, Ahmet e, Aga adlı kanal. Ee, kendisiyle çok eskiden arkadaşken, e, youtuberlara ettiğim küfürleri ve e, bazı şeyleri, videosunu paylaşmış ses kaydını alıp o ses kaydını izlemişsinizdir diye umuyorum, izlemediyseniz de onu izleyip buraya gelin yani. Ee, şimdi onu söyleyeyim, ee, şimdi ses kaydında arkadaşlar öncelikle Ghost Gamer yani Turgut Ekim'e küfür etmişim ilk öncelikle. Şimdi hepsinin nedenini tek tek açıklayacağım ve e, bazı şeyleri söyleyeceğim sizlere. E, videoyu sonuna kadar izlerseniz de sevinirim arkadaşlar. E, şimdi Gamer'a neden küfür ettim e, ve de çok pis küfür ettim yani ana baca girmişim. Bunun nedenini de açıklayayım öncelikle. E, o zaman arkadaşlar biliyorsunuz e, bana kavga çıkmıştı aramızda nedenini fazla hatırlamıyorum. Çok eski bir olay dediğim gibi 10 ay önce olan bir şey. Tabi 10 ay önce olan şeyi neden şimdi paylaşıyor onu da açıklayacağım sizlere. Ee, şimdi biliyorsunuz ıı... Türkü Tekin falan işte değişik bir şekilde kavga etmiştik hatırlamıyorum işte Ozan belki olsun Emre Can olsun diğerleri hepsi üstüme doğru gelmişti bana laf falan atmışlardı Ben de sinirlenmiştim arkadaşa öyle ondan sonra Ahmetlerin çağrısına girmiştim ee, Küfür etmiştim kendisine ben de çok donmuştum çünkü sinirlenmiştim yani bayağı bir O kendisine küfür etmem sebebi de budur başka bir nedeni yok yani kendisiyle de kavgalı falan değilim Şu an zaten e, bu olaylar geçti zaten hiç kimseyle kavgalı değilim Hani doğru dürüst hiçbir youtubera neredeyse video çekmiyorum zaten fark ettiğiniz gibi ee, onu da söyleyeyim yani. Buradan şimdi ondan sonra e, Ozan'a Şişko demişim. Onun nedenini söyleyeyim. Ozan da bana e, o kavga içerisindeyken e, o da Turgut, Turgut ekimi çok feci bir şekilde e, savunmuştu arkadaşlar o adam. E, Turgut ekimi Ekibi'ni çok feci bir şekilde savunduğu zaman işte bana küfür falan etmeye başlamıştı. Ben de sinirlenmiştim. O yüzden böyle aklıma kim gelirse işte ona da şey demiştim yani. Ee, ondan sonra Enes Batur olayına geçelim, Enes Batur'da videonun girişinde e, Şey, bilmiyorum videoyu da tam olarak izlemedim ben de e, Şey yapıyormuş, şey yapıyor demişim, e, beğenmiyormuşum falan demişim Enes Batur'a bu arada yorumlarda o da kendisi şey yazmış, küfür etmişsin bana yazmış Küfür falan etmedim kendisine de e, Öylesine o zaman, işte o sinirle de bir videosunu falan açmışımdır herhalde yani O yüzden öyle bir şey demişimdir ve kendisi de zaten e, Hakkımızda konuştuklarını %100 biliyorum yani e, Onları da e, sonradan söyleyeceğim zaten Skype'de işte bazı çarlardan falan attıkları mesajları işte videolarımıza atıp kendilerini paylaşıp işte Bil kim bilir onlar hakkında neler diyor yani benimki sadece paylaşılmış bir şey ben kendisine de küfür etmedim yani her neyse şimdi şeye geçelim ondan sonra neden bahsetmedim ben tek tek düşünüyorum şu anda arkadaşlar neredeyse aklıma her şu Yusuf oyuna geçelim Yusuf Tavana Crazy Craft'a bir intro yapmış herhalde. O da ona sinirden öyle demiştim o da işte o yüzden intro falan atmıştı bu introyu da pek beğenmemiştim o yüzden öyle dedim kendisinden de buradan özür diliyorum Kendisi çok sevdiğim birisi asla ona böyle bir şey demem O şeyle işte sinirliydim bayağı. bir işte o yüzden çok yanlış şeyler söylemişim oradan. tabi o zaman işte böyle full nasıl desem size kendimi şey yapmıştım salmıştım full böyle içimi boşaltıyordum Ondan sonra Yusuf'a da öyle dedim işte. Ee, ondan sonra e, izleyicilerim yok kezban falan diyorsun. Sen izleyicilerine değer vermiyorsun, izleyicini küfür ediyorsun. İzleyicilerime falan küfür etmedim ben. O kezban da O bir kişiye özel söylediğim bir şey. Çok fazla mesaj atıyordum. Günde en az bir 100 bin 200 bin mesaj atıyordum. Yok e, sana aşığım, senle evlenmek istiyorum falan diye. Ben de öyle. O, o da çok spam atıyordu. Sinirden o da öyle demiştim yani. E, ondan sonra şeye geçelim. E, bu arada onları kezbansa ben izleyicilerimi sevmiyorsam e, Instagram'da ne de onların resimlerini beğeniyorum yani, değil mi? Ee, bazen öyle giriyorum arkadaşlar hepsinin resimlerini bir anda falan beğeniyorum ben izleyicilerimi tabii ki çok seviyorum onlar her zaman benim için üst yerlerdeler. Ee, tabii ki e, siz olmadan ben zaten bir hiçim burada zaten bunda belli oluyor, e, oluyordur zaten. Ee, e, neden işte gidip onların resimlerini beğenim? yani bakıyorum arada paylaşıyorlar resim yapıyorlar benim hakkında çok mutlu oluyorum onları görünce ben de elimden geldiği kadarıyla beğeniyorum beğenebildiklerimi güzellerini işte beğendiklerimi sevdiklerimi beğeniyorum. Ee, bazen işte öyle girip toplu beğeniyorum eğer bunları ben neden yapıyorum yani eğer e, hiç değer vermiyorsunuz, hiç Cevap ya da yapamam cevap veremiyorum zaten tabi bazen öyle youtube'da yanıtladığım oluyor cevaplarınıza sorularınıza Ama başka bir şey yapamıyorum yani fazla ee, şimdi Düşünüyorum hepsini şimdi en, en büyük olaya daha gelmedik arkadaşlar ee, yaptığım çok büyük bir hata var zaten İşte ananın dedesi falan Bir şey olmuştu ee, çok hatırlamıyorum hiç hatırlamıyorum zaten ben onu Kur'an-ı Kerim'e küfür etmişsin. Kur'an-ı Kerim orada küfür etmişim arkadaşlar. Ben bunun zaten pişmanlığını yaşıyorum ben buradan. Tabii ki hatırlasam neden ettiğimi daha bir şekilde hatırlayacağım. Hiç hatırlamıyorum yani. Çok eski bir olay olduğu için dediğim gibi. Çok üzgünüm tabii ki. ben de böyle bir şey olmasını istemezdim. Yani pişmanım arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. Özür diliyorum. Ağzımdan kaçan bir şey. Yanlışlıkla söyledim. neden söyledim ben de bilmiyorum dediğim gibi. Büyük ihtimalle belli bir olaydan işte o sinirlerin Anıl'da öyle bir şey deyince ben de öyle bir şey demişim yani o yüzden kusura bakmayın yani ne diyeceğim şu anda çoğu şey, kelimeyi her şeyi yanlış söylüyor da olabilirim cidden çok şey oldum yani tabii ki bu Ahmet Ağan'ın da bu yanına kalmayacak tabii ki onun hakkında da bazı şeyleri söyleyeceğim sizlere bayağı bir şey var hatta. İşte işte gerçekten çok özür dilerim arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'e küfür etmek tabii ki şeyim değildi. Onu neden yaptım bilmiyorum. Özür dilerim bu yüzden hepinize. Gerçekten ağzından hani kendinizi benim yerime koyar mısınız arkadaşlar? Çok şey yütünüzü isteniyor. Herkes size küfür ediyor falan filan. Herkes böyle şeyinize soru falan geliyor. Böyle pek bir şey yok. kalmıyor arkanızda. Ondan sonra işte birden bir öyle bir şey deyince anıldı. Ben de öyle bir şey demişim. Çok özür dilerim bu arada arkadaşlar dediğim gibi. Umarım anlarsınız. Eğer özrümü kabul etmiyorsanız da Diyecek bir şey yok yani e, zamanla artık. Ee, ne olacağını göreceğiz yani bu konu hakkında da yanlışlıkla söyledim biliyorsunuz e, din hakkında hiçbir şey söylememiştim daha önce yani e, Müslümanlıkla ilgili hiçbir şey söylemedim e, tabi o dediğim gibi ağzından kaçan bir şey yani sizin de tersinize gelmiştir yanlış bir şey söylemiş hani hiç mi başınıza gelmiyor arkadaşlar lütfen böyle ana bacı küfür etmeden önce kendinizi benim yerime koyar mısınız bir hiç mi başınıza gelmedi böyle yanlış bir şey küfür ettiğiniz olmadı mı yani işte ben de tam olarak aynı bu olay oldu. E, tabii ki asla böyle bilerek neden küfür edeyim yani ben böyle bir şeyim. Tabii ki etmem. Kur'an-ı Kerim sonuçta. şimdi onun pek fake mi falan demiştim. Orada bir tane video izlemiştim bir şeyle ilgili. Onu da nedenini hatırla onu da hatırlamam. Çok eski bir olay. Hatırlamaya çalışıyorum dedim ben de. İşte o yüzden gerçek mi diye bir şüphe duymuştum. Ya. Tabii ki şu anda öyle bir şeyim yok. Zaten olayların hepsinde geçmiş durumdayım. Kendi yoluma bakıyorum. dediğim gibi o zamanlarda bilmiyordum. İşte öyle saçma bir şey... Ters tarafıma gelmişti o yüzden öyle dedim dediğim gibi. Umarım anlarsınız anlamadıysanız da diyecek bir şey yok arkadaşlar. Şimdi e, izleyicilerime falan küfür etmedim bunu söyleyeyim öncelikle asla öyle bir şey yapmadım e, şimdi e, bu arada şunu da söylemek istiyorum eğer ben isteseydim e, şey yapabilirdim facebook hesabımı dondurabilirdim öyle bir şey yapmadım. İsteseydim ben şu anda yorum ve like'ları kapatırdım. Normal bir oyun videosu çekerdim. Para kazanmama keyfime bakardım. Like'ları ve yorumları kapat Oh keyfime bakardım o diğerleri gibi. Ama ben öyle bir şey yapmayacağım. Hiçbir zaman like ve yorumları kapatmayacağım. Şu anda neyse öyle olacak yani. Tabi bazen öyle arada kapattığım oluyordu. Eskiden tabii ki o bazı jackpot videolarında oluyor genelde. Sadece onda yorumları gereksiz buluyordum. Öyle yani. Ama eee... İnanın ben de çok pişmanım yaptığımdan e, sizlere söz veriyorum bir daha böyle bir şey e, yapmam tabii ki arkadaşlar yani nasıl böyle bir şey oldu ben de anlamadım. Şimdi size bu Ahmet Aga denen iti köp it köp it ve köpeğin hakkında konuşacağız. E, i̇t ve köpekler yazık. Niye it ve köpek diyorum ki bu geri zekalı hakkında konuşacağız arkadaşlar. Bu Ahmet Aga denen e, şimdi Kendisi arkadaşlar öyle bir şerefsiz birisidir ki biliyorsunuz Türkler işte askerlerimiz şehit oluyordu arkadaşlar şehit oldukları zaman bana şey yazıyordu Ender askerler hakkında durum paylaş ki sen de prim yaparsın insanların gözüne girersin diye işte bakın Bunlardan zaten sonra ben Ahmet'ten sordum ondan sonra küstüm tekrar bir şans verdim Ondan sonra da bakmış Ender beni geçecek diye Kendini korumak için ses kaydı almış bir tane ve şimdi Bu ses kaydı 10 ay önce sizce neden şimdi 10 ay, 10, 10 ay sonra paylaşıyor çünkü Bakarsanız arkadaşlar kendisinin abone sayısında Geçiyordum ya kendisini zaten izlenmede dedi geçiyordum Geç, geçili çok oluyor Zaten ee, İşte bu yüzden arkadaşlar O da kendisi de e, kıskançlık bir şekilde Kıskanıp e, şimdi paylaşmayı Duymuş videoyu. çünkü kendisi öyle bir şerefsizdir ki O yüzden şimdi paylaşmayı Şey yiyor yoksa başka türlü hiçbir şey yapamazdı O da korkaktır kendisi genellikle e, Yorumları ve like'ları kapatır ya da Açıklama videosunu böyle sessiz bir şekilde Yapar evet açıklama videosu yapıyor böyle Bakın konuşma sesi az önceki gibiydi Yani e, İşte böyle bir insan bu arkadaşlar. Daha ne var biliyor musunuz? Bu Ahmet Aga benim ettiğim YouTuber var ya. Bu Ahmet Aga arkadaşlar Minecraft e de olsun, Burak oyunda olsun. O etmediği YouTuber, YouTube etmediği küfür yok yani. Her her YouTuber'a. Her YouTuber yok bu beni geçecek. Yok şundan nasıl prim yaparım? Yok bundan nasıl şunu yaparım? Yok ondan bunu nasıl yaparım? Ee, yani yapmadığı prim yok arkadaşlar bu herifin işte zaten benden aldığı o kadar çok şey var ki kanalında size anlatamam arkadaşlar şöyle söyleyeyim kanal açıklamamı aşağı indiriyorum o da aşağı indiriyor bir sonraki gün oynatma sesini değiştiriyorum oynatma sesini değiştiriyor başlığı o yapıyorum o yapıyor hani neredeyse kanalıma girip CTR ile C CTR e V yapıyor sonra kendi kanalıma girip tek yaptığı şey bu yani başka bir şey yok bu herifte. Zaten kanalda batıyor tabii ki en der beni geçiyor ben de enderi batırmalıyım diyor. bu arada zaten YouTube'a da devam edecek miyim bilmiyorum. Bilmiyorum bir süre video atmayacağım. Belki bırakırım. Emin değilim. görüşenize bakacağım tabii ki küfürsüz bir şekilde, doğru düzgün bir şekilde yazarsanız. Ben hata yaptım arkadaşlar biliyorum. Hatamı da kabul ediyorum. Ama siz de ne düşünüyorsunuz? Yazın bunu yani yorumları cidden merak ediyorum. Ee, videoyu eğer e, sizce e, eğer benim videomu hala izlemek istiyorsanız e, eğer hala arkamdaysanız e, bana hak veriyorsanız e, en azından belki hala bilmiyorum e, hala düşünüyorsanız benim şey olduğumu e, bir şans verebilecek olduğunu e, videoyu beğenirseniz eğer. Benden artık umut yok, YouTube'u bırak, seni artık sevmiyoruz, şerefsiz it köpe. Kur'an-ı Kerim'e küfür ettin, ee, biliyorum ettiğimi, hatamın farkındayım, yanlışlıkla oldu, bilerek yapmadım, ee, neden bilerek küfür edeyim, ee, özür diliyorum bu yüzden hepinize tekrardan arkadaşlar bu konu hakkında da. Eğer e, cidden hiç sevilmiyorsan, e, dislike botu falan atanlar olursa zaten anlarım onu. E, eğer cidden bırakmamı istiyorsanız, gitmemi istiyorsanız da dislike göstermeyi unutmayın. Tabi dislike çok varsa bırakacağım gibi kelime yok. Bakacağım yani hepsine, birazcık da kafamı toplayıp düşünmem gerekiyor. Ee, dediğim gibi pişmanım ya Söylediğim küfürlerden dolayı ee, Çok eski bir olay hatırlamıyorum dediğim gibi o çoğu olay Kur'an'ı Kerim'e küfür ettiğimi hiç hatırlamıyorum Zaten ama e, bu Ahmet Aga'nın da Yanına bırakmayın onu. kendisi benden 100 bin kat daha şerefsiz it birisi sakın onu yanına bırakmayın Arkadaşlar onu da söyleyeyim e, Kendisi el yapmadığı şey yok yani öyle diyeyim size e, Öyle yani Hani bazı şeyleri zaten anlatırsam e, Anlatmak da istemiyorum neyse bu kadar Yeterli zaten onun hakkında da e ee, dediğim gibi elim ayağım titriyor abi şu anda bayağı sinirlendim gerçekten. Bilmiyorum bırakabilirim dediğim gibi YouTube'u belki bu kadardır benim için. baya ee, bayağı geldik tabii ki arkadaşlar. Biliyorum bayağı emeğim var yani YouTube'da da ama e, yaptığımdan cidden ben de çok üzüldüm. Ee, hani hiç beklemiyordum. Dediğim gibi hatırlamadığım için tabii ki böyle oluyor. 10 ay önce olan bir şey bu arada tekrardan söyleyeyim. 10 ay ya da 8 ay ya da 7 ay hatırlamıyorum. 10 aydır diye, hatır diye diyorum öyle geçtim. <laughs> Ee, öyle. Dediğim gibi görüşlerinizde yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eee küfür etmeden bir şekilde normal bir şekilde arkadaşlar. Eee bu arada zaten bu videoyu nasıl yükleyeceğim bilmiyorum. İnternetime falan da video satıyorlar. Skype adresimi falan paylaşmışlar. Bazı şerefsizleri de göstereceğim zaten onlardan. Eee görecekler yani. Ee, öyle şey yapıyor yok Skype'ın paşı yok şerefsiz falan diyor. Kendileri de benden beter yani. onların ee, onlarla da sıra gelecek arkadaşlar merak etmeyin siz. Ee, ama gene de siz dediğim gibi umarım anlamışsınızdır beni bu videodan. E, tabi ben ses kaydı almadım Ahmet'i ver alsaydım dediğim gibi onun çok daha kötü şeyleri vardı. Tabii ki bunu kanıtlayamam. E, inanıp inanmamak size kalmış bir şey. Tabii ki kendisi bunları reddedecektir, inanmayacaktır. Anıl da ses kaydı atmış demiş. Anıl bu arada benim hiçbir şekilde hiçbir zaman ses kaydımı almadı, Ahmet'e de atmadı. Orada da güzel bir şekilde tekrardan sizlere iyi yalan söylemiş yani. Ahmet Anıl'ın da hiç iyi öyle bir şey yaptığı da yok yani ses kaydımı alıp atması falan öyle bir olay yok yani. Anıl bildiğim bileli çok sevdiğim birisidir arkadaşlar o da. Onun da dedesi zaten ölmüştü o zamanlarda. işte o da şeydi baya üzülmüştü o zamanlarda. O zamanlar mıydı onu da pek bilmiyorum kafam şu anda o kadar çok karışık hiçbir şey anlamıyorum neredeyse. Şimdi... Umarım dediklerimi de anlayabilmişsinizdir. Açıklama videom bu kadardı. Öyle şey yapmıyorum yani öyle kağıttan okuyup e, kesmiyorum boş yerleri. E, düşüncelerimin hepsini söyledim sizlere. E, cidden bilmiyorum ne olacak. E, bilmiyorum gerçekten bilmiyorum bakalım nasıl gidecek bu olay. E, çok abone kaybedeceğim bunu da biliyorum. Hak ettiğimi de düşünüyorum yani e, biliyorum hak ediyorum yaptıklarımın da farkındayım. Ama e, öyle umarım e, anlamışsınızdır kendinize iyi bakın belki de bu son girişim de olabilir son bitirişim de olabilir bilmiyorum. E, dediğim gibi bakacağız yani her şeye göre. Umarım gene de anlayabilmişsinizdir benim Çoğu kelimeyi ard söylemiş olabilirim. Bir sürü e, cümle hatası yapmış olabilirim. Söylediklerim çok saçma olmuş olabilir. Bu yüzden de kusura bakmayın arkadaşlar. Hepinizden tekrardan özür diliyorum. E, yaptığım hatanın farkındayım dediğim gibi. E, birazcık düşünseniz belki bir şans verirsiniz bana da kendinize iyi bakın hoşça kalın